Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir konu anlatımı videosuyla daha karşınızdayım. Bu videonun konusu Nominalisierung Auswerben 2. Benim bundan önce daha bir video daha yapmıştım. Bir oynatma listesi yapacağımı söylemiştim. O oynatma listesine devam ediyoruz arkadaşlar. Bu da bu serinin ikinci videosu. Ben Nominalisierung konusunu daha önce anlattım bir konu. Yani giriş yaptım. Bu ikinci video. Devamı da gelecek. İşte nasıl biz fiilden isim türetiyoruz. Daha sonra da şu videolara geçeceğim. Sıfattan isim türetme ya da iki kelimeyi birleştirme. Almanca'nın bu öylece de dil mantığını öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Evet, şimdi Nominalisierung Auswerben Verbstamm, yani fiil. Verb fiil demek, stam kök demek. Verbstamm yani fiil kökünden isim türetme arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz biz bunu? Çok basit. Şimdi verbstamm nedir? Ve endung var burada, değil mi? Endung bitiş. Bu ne? Burada bir şunu şey yapalım. Burada benim fiil köküm var, değil mi? Bu fiil kökü arkadaşlar. Bu da fiillerin Almanca'da yalın halde bütün fiillerin sonuna en takısı gelir. Burada da ergen hariç, orada R'den sonra en gelmiyor. Buchen gibi, beweisen, gehen, kommen, fahren, değil mi? En takısı var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bu E'ni atıyoruz. İsim yapıyoruz. Blitzen, Blitz. Blitzen nedir? Şimşek çakmak. Der Blitz, şimşek. Ne oldu? Şimdi bir de şu kurala da dikkat edin. Almanca'da bütün isimler büyük harfle yazılır, değil mi? Ama fiiller, sıfatlar, adjektivler, işte adverbler, bunlar küçük harfle yazılır, değil mi? Ama isim, ya Almanca'ya özgü bir kural bu. Cümle içinde noktalama işareti gelmese bile önünde büyük harfle yazılır. Blitzen, en takısını attım. Blitz oldu. Şimdi biz diğer videoda öğrenmiştik. Fiili yalın halde bırakıp isim yaptığımızda bütün bunların artikeli das oluyordu. Ama burada en takısını atıp verbstamm geldiğimiz zaman, bu sefer bakın genelde, ama ağzımdan çıkan şeye dikkat edin. Genelde verbstamm yani fiil kökünü bırakıp isim yaptığımız zaman hepsinin artikeli der olur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Sonra fangen avlamak, başlamak değil, dikkat edin burada anfangen başlamak. Defang avo, değil mi? Egen der ergen. N gitti burada. Erger oldu. A büyük. Besuchen ene gitti. Der Besuch oldu. Beweisen ene gitti şuradaki. Der Beweis oldu. Raten ene gitti. Der Rat oldu. Bauen der Bau. Ene gitti. Der Bau oldu. Şimdi şurada şu kurala da dikkat edelim. Aussteigen. Şimdi Almanca'da ne var? Starke, değil mi? Starkes verb, bir de schwaches verbler var, değil mi? Şimdi aussteigen güçlü bir fiildir. Starkes verblere girer. Ne oluyor bunların çekiminde? Mesela aussteigen yani konu şey konjüktür yani şey yaptığımız zaman, çekimlediğimiz zaman, mesela geçmiş zamanda ausgestiegen oluyor. Bunun ismi ne olacak peki? Orada da şu şuradaki gördüğünüz hani yapı yer değişecek. Mesela aussteigen üçüncü haline ausgestiegen, değil mi? Aus üçüncü hali ausgestiegen. Yazalım da anlayın, ausgestiegen. Ne oldu burada? Aussteigen isim hali ausstieg oldu arkadaşlar. Hani ben şunu yazdım ki şeyini anlayın diye. Hani starkes verb olduğunu anlayın diye. Ausstieg oldu. Buna dikkat edin. Devam edelim. Sonra abfliegen. Bu da güçlü bir fiildir. Ne oldu? Abflug oldu. Buradaki ene'yi attım. Şuradaki ie de ne oldu? U oldu. Abflug oldu. Abfliegen, abflug oldu arkadaşlar. Sonra şimdi ne dedim? Genelde artikelleri de olur. Burada ama arbeiten ene gitti. Die Arbeit oldu. Antworten ene gitti. Die Antwort oldu. Mesela bunların artikeli der olmadı. Buna da dikkat edin. Şimdi ben ne yaptım? Size kısaca anlattım. Burada da bir liste var. İşte nominalizirin şey listesi, artikelleri falan, kelime listesi. Linki de, yani bunu gösterim de linki aşağıya bırakacağım. Şimdi videoyu yükleyeceğim. Sonra bu linki aşağıya bırakacağım arkadaşlar. Diğer videoya da göz atabilirsiniz. Bu video serisinin devamı gelecek. İşte UNG, yani fiillerin sonuna UNG geldi de, mesela verhalten, verhaltung, pardon, halten, haltung, buchen, buchung, değil mi? O konuyu anlatacağım. Unk ekiyle, sonra ea ekiyle nasıl, ne yapıyoruz, ne oluyor, ona dikkat edeceğiz. Tamam. Onları da diğer videolarda öğreneceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.